artık ya? Ne öyle cehennem zebanisi gibi habire odun atıp duruyorsun ya? Bak az sonra laf püskürtecek soba. Aman bir şeycikler olmaz. Bana bak, bahar fiile geldi artık, tamam mı? Ne diye Haybe'ye sınırlı sayıdaki ormanımızı yakıyorsun? Kız bana bak, sen önce bir günaydın de bakalım ha? Pardon, günaydın. Bak günaydın diyor ya, bak günaydın diyor. Saat kaç oldu ha? Öğlen oldu kız, günaydın mı denir? Ay, kadına bak ya, baskı altında zorla günaydın dedirtti. Ondan sonra da Haybe'ye tantara ediyor. O zaman günaydın anne ha? İyi öğle üzerleri. Umarım günün bundan sonrası sizin için iyi geçer. Evet, teşekkür ederim çocuğum. Sen dalga geçecek yer mi arıyorsun anneyle ha? Referans. Bak hala bak hala. Evet. Ay normal değil ki karı ha? 100 sene uyuyan prenses. Allah'ım yarabbim. Ha, yarım aklım var Sıdık'a. Onunla da böyle açık oturumlar, kitap okumalar sabahlara kadar. Öğlen oldu kız saat öğlen. Ha, ama kabahat babanda Sıdık'a. Tabii. Yani çocuğu uyandırayım sabahları diyorum. Yok uyandırma. Kıyamıyor altı kadar kıymetli kızına. Niye? Büyüme çağındaymış da daha uyusunmuş da muş 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 muş. Vallahi doğru söylemiş babam annecik. Kazık bebek kazık kazık. Sen bana bak daha ne kadar büyüyeceğim böyle ha? Ay bir şey değil zürafa kadar boyuna koca da bulamayacaksın kız. Niye öyle diyorsun kız anne? Belki bu boyla bir basketbolcu kısmetin falan çıkar herhalde ha? Olmaz öyle şey Sıdık'a. Babam potu altından damat sokmaz bu eve. Ay nereden nereye ya? Sen niye benim kalkış saatime taktın ki ya? Sanki her gün geç kalkıyormuşum gibi. Ya bugün birazcık geç kalktım ya. Normalde sabah 8 dedin mi ayaktayım. Gece uyuyamadım ondan. Tabii. Sabahlara kadar siyaset meydanı seyredersen böyle olur işte Sıdık'a. Sanki vatanı kurtaracak karı ya. Çeşit şey. Ya televizyon falan seyrettiğim yok anne. Sıcaktan uyuyamadım. Normal saatinde yattım ama evin içi fırın gibiydi. Ay. Sonra sabahleyin böyle yarım saat içim geçmiş tamam mı? Rüyamda Titanic transatlantiğine binmiş böyle buzdağına çarpmaya doğru serin serin gidiyordum. Ah. Hayırdır inşallah kız? Ay neymiş bu Titanic ha? Anne bana bak. Rüyada Titanic görmek demek ferahlık demektir. Buzdağına çarpmaksa hayra yorulur ama bilemeyeceğim artık o kadar. Titanic görmek felakettir. Anne sen de kafayı yemişsin ha. Ay Titanic'le buzdağına çarpmak bizim rüya tabirlerimiz arasında nasıl bir iş olabilir ki? Ne rüya bu? Her şey görülür Sıdık'a. Ben genç kızken bir kere rüyamda zeplin gördüm. Atıyorsun anne. Ay zeplin olduğundan emin misin? Aa eminim kız. Tabii böyle kocaman bir şey daha balon gibi. Ay. Anneanneme sordum, o da çok kötü bir şey olacak dedi. Hakikat kız, devrisi gün büyük dayım minarenin tepesinde böyle şerefesine çinko çakıyordu. Hii, aşağı düştü. Ay içime doğmuş Sıdık'a. Ay, peki hiç cep denizaltısı gördün mü anne? Kısmet derler ha. Dalga mı geçiyorsun anneyle sen Sıdık'a? Yiyeceksin şimdi kafana terleyin. Dur be! Ay kadına bak ya, silah gibi taşıyor onları. Böyle topuklu topuklu, terlikliyle. Çıkarsana onları ayağından, hem ferahlar ayağı. Ya sen anneyi silahsızlandıramazsın Sıdık'a. Sonra kafanı neyle yaracağım? Hı, atacak bir şey mi arıyorsun? Bir bakalım ne olabilir, ne olabilir? Ha, bumerang. Hem o geri dönüyor biliyor musun? Bu arada aklıma gelmişken, rüyada bumerang görmek demek hayırdır anneciğim. Gurbetten birisi dönüyor demektir. Şimdi böyle bu merakı tşuu atıyorsun ya tık 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 tak geri dönüyor. Anladın mı? Gurbete giden kişi geri geliyor. Hmm. Çaktın. Çıktın mı? Çakacağım şimdi bir tane. Yolacağım o saçını başını Sıdık'a. Ne biçim laf onlar öyle sabah sabah. Ne o? Bu merenk, rung, bu mirink, jet denizaltısı, tuhaf tuhaf Titanic. Ne onlar? Yok anneciğim jet denizaltısı değil. Cep denizaltısı. O demin söyleyemediğin şey de bumerang. Kız adam gibi konuşsana Sıdık'a ha. Bak normal genç kızlar böyle evlerinde karton bebekleri kesip onları yapıştırırlar. Ne bileyim televizyondaki sabah şekerlerine faks yollarlar. Ha, aa, sanki aa. Bizim evde faks var da biz çekmiyoruz. Hı. Hakikaten ya. Her eve lazım artık, her genç kızın rüyası. Bana bak anne, bir VC ile fakslaşmadan bu dünyadan gidersen gözüm açık giderim ha. Kız, tövbe de gözüm açık gidermiş. Vallahi hakikat kız, alalım bir tane eve. Hem ister misin, biricik gelinlik kızının
İzinde bir faksı bile yok. Sıradaki parçayı isteyemiyor. Aman, hiçbir anne kızının çeyizini eksik olsun istemez Sıdıka. Ha, bu arada yeri gelmişken rüyada faks görmek demek düşmanın var demektir. Bana bak kız anne, böyle rüyanda birisi sana böyle faks falan uzatırsa sakın ona güverme. He. Bunu da arada sıkıştırayım derim. Sus Sıdıka, artık sus. Evlat katili yapacaksın kız beni sen. Aa, evlat katilliği sana hiç yakışmaz anne. Azıcık daha sabret bana. İleride böyle hayırlısıyla anneanne, hacıanne gibi ünvanlara kavuşursun. Ne zaman olacak bunlar Sıdıka? Ha? Sabrımı taşırdın kız. Vallahi evlat katili yapacaksın sen beni. Tövbe tövbe. Bakayım. Evlat katili anne. İdamlık Safiye. Cinnet Safiye'si. Bunlar hiç kulağa hoş gelmiyor. Gene de sen bilirsin. Zeplinci Safiye. Hasbinallah, hasbinallah beni vel vekil. Ya Rabbim. Sen bana ecir sabır ihsan et. Şunu öldürmeyeyim.